أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. Mesnevi Nuriye'den Havap Risalesi'ndeki yerimizi kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz. Arkadaşımızın sorusunu konumuz dışında olduğu için şu anda o konuya giremeyeceğimizi söyleyip özür diliyorum. Yani her konuyla ilgilenirsek kendi mesleğimizin, kendi meselemizin çözümünü bir türlü gerçekleştiremeyiz. Bu anlayışla, konu dışındaki sorularla burada ilgilenemiyoruz, ama böyle bir şey duyduk. Demek ki böyle bir sorun, problem var demektir. Bu da kendimizde kalıyor, kusura bakmaz arkadaşım. Peki efendim, Hubab Risalesi'nden İlem Eyyühel Aziz diye başlayan bir konumuz var. Eylem eyyühel aziz, zikreden adamın fevzi ilahiyi celbeden muhtelif latifeleri vardır. Zikreden adamın fevzi ilahiyi celbeden muhtelif latifeleri vardır. Burada yine arkadaşımız ısrar ediyor. Bundan büyük mesele mi var diyor. Yok ama doğru da onun cevabını vermek için kendimizi yetiştirmemiz lazım. Doğru söylüyorsunuz da ona cevap vermek için kendimizi yetiştirir. Namaz ne demek diye anlamamız lazım. Salah ne demek? Onun için arkadaşımız yok canım bu meselelerle uğraşmayın boş ver demiyoruz. Bizim şu anda kendimizi yetiştirme döneminde insanı anlayacağız, vahyi anlayacağız vesaire. Bu çalışmayı yapıyoruz biz burada. Yoksa herkesin her getirdiği, gündeme getirdiği konu, bir sürü dinsiz insan var. Bu dinsiz insanlar Allah yok diyorlar. Hadi bakalım. Bundan daha büyük bir mesele mi var deriz. Onu da konuşuruz. Yaratıcı falan yok. Din saçma diyorlar, değil mi efendim? Onlara da cevap vermek için kendimizi temelden yetiştirmemiz lazım. Onun için yavaş yavaş gidiyoruz inşallah. İnşallah anlayışla karşılarsınız. Sizin derdinizin lüzumsuz olduğunu söylemiyoruz inşallah. İlem eyyuhel aziz, zikreden adamın fevzi ilahiyi celbeden muhtelif latifeleri vardır. İyi dikkat ediyoruz. Zikrin ne demek olduğunu çok uzun süreden beri uzun uzun konuştuk. Onun için tekrar oraya dönmeyeceğim. Şimdiye kadarki konuştuğumuz çerçeve dahilinde zikreden adam şu zikri, şimdiye kadarki konuştuğumuz çerçeve dahilindeki yapılan zikri gerçekleştiren bir kişinin fevzi ilahiyi, ilahi feyzi, bereketi, fazileti celbeden muhtelif latifeleri vardır. İnsanın çok değişik latifeleri var. Hatta saymaya kalkılmayacak kadar çok latifelerimiz var. Bu latifelerin bir kısmı kalp ve aklın şuuruna bağlıdır. Bu latifelerin bir kısmı kalp ve aklın şuuruna bağlıdır. Bir kısmı da şuursuz, yani şuurlara tabi değildir. Bir kısmı da şuursuz, yani şuurlara tabi değildir. İnsanda çok değişik latifeler var. Bunu herkes kendisine baktığı zaman görüyor. Bu çok değişik latifelerin bir kısmı şuurla çalışıyor. Bir kısmı şuura bağlı değil. Buna nasıl örnekler verilir? Herkes kendi dünyasına
baktığında görür, çok iyi anlar bunu. Nasıl bir örnek verilir? Mesela bir yerde bir arkadaşımız bize bakarak hafifçe alaylı bir ne derler, burun kıvırma gibi bir harekette bulundu. Artık o kişiyle olan ilişkimiz tamamen yıkılır, olumsuza dönüşür. Canım, yani birazcık beni ciddiye almayan bir kelime söyleyivermiş, ne olur ki diyemez insan. Efendim, insanda öyle hisler var ki siz onu kontrol edemezsiniz. Ben de o hisleri fark ediyorum. Şuurumla kontrol edemiyorum. Mesela bu çocuklarda çok açık bir şekilde görünür. Güzel bir kelebeği gördüğün zaman çocuk onun arkasından koşar. Bunu durduramazsınız. Bunun bilinçli, şimdi bir kelebek var, ben bunu yakalayayım diye. Niye yakalasın ki? Bunu muhakeme edip de ondan sonra arkasına koşmaz. Güzel bir kırda gezerken güzel bir çiçek gören kişi hemen onunla ilgilenir, yüzü gülümsemeye başlar. Bunun şuurla ilgisi yok. Yaratılışımızda, fıtratımızda şuurun etkisi olmadan, daha doğrusu insan iradesiyle bir şeyi tercih etmeden, insanın iç dünyasında bir tercihe dayanmaksızın yapılan hareketler vardır, davranışlar vardır. Bir tercihe dayanmaksızın yapılan davranışlar vardır, hareketler vardır. Mesela zavallı bir insanın açlıktan çok herhangi bir yerde kıvrandığını gördüğünüzde, aklınızla düşünüp de şuurunuzla karar verip de bu kişiye acımak lazım demezseniz içiniz sız eder. Cız etti derler ya, içim cız etti derler. Onun gibi. Böyle çok duygularımız var. Daha doğrusu insanın iradesiyle yönlendirerek hareket ettiği duygular, bilinçli bir şekilde kontrol altına aldığı duygular çok zahiridir, çok azdır. Çoğu insanın kontrolü altında olmayan, iradesi tahtında yönlendiremediği, iradesinin altında kontrolünde yönlendiremediğimiz duygularımızla doluyuz. Bunu bilmemiz lazım. Bu duygular irademizle, şunu söyleyeceğim ama burayı iyi anlamak lazım. Olumsuz yönde yorumlamamak lazım. İrademizle yapmış olduğumuz tercihlerden sonra diğer duygularımız bu tercihlere göre değer kazanırlar. Bu yoruma dikkat etmek lazım. Ben öyle görüyorum. Siz başka bir türlü görebilirsiniz. Herkesin kanaati farklı. Buraya çok iyi dikkat edelim. Şuurlu olarak yaptığımız tercihlerden sonra insanın şuurunun ilgilenmediği veya hakimiyeti altına almadığı veya şuurunun etkisinde olmayan duygular, hisler, şuurumuzla yaptığımız tercihlerden sonra bir değer kazanırlar. Harekete geçerler demedim. Benim için bir değer kazanırlar. Buna bir örnek vermek istiyorum. Çok örnekler verilebilir. Siz de verebilirsiniz. Hatta şahsi hayatınızda da verebilirsiniz. Hayatınızda yaşadığınız örneklerle de bu olayın anlaşılmasına yardımcı olabilirsiniz. Memnun olurum. Bunun anlaşılması lazım. Yoksa insan şuurunun dışında, şuurunun kontrolü altında olmayan duygularından dolayı övünemez. Ama onlar vardır, onun yaratıcının bize vermiş olduğu duygulardır. O
duygulardan dolayı ben iyiyim ya da kötüyüm. Genellikle bu duygular iyi duygulardır. Yaratıcı hep iyiliğe sevk eden duyguları verir zaten. Biz irademizle onları ya etkisiz ya da kötülüğe sevk eder şekilde kullanabiliriz. Bu iyi duygularla insan kendini kandırabiliyor. Yani şuurumuzun taalluk etmediği duygularla biz mesela fakirlere acımak, yavrulara acımak, insanlara yardım etmek, kötülük yapmak istememek, bir güzellik karşısında heyecanlanmak, bir iyiliği gördüğümüz zaman takdir etmeye teşebbüs etmemiz, takdir etme meyli iyiliği gördüğümüzde. Bu gibi duygular herkeste yaratılıştan var. İnsan, bunlar çok kaba halleriyle görebildiğimiz duygulardır. İnsanda böyle sayısız duygular var. İsim koyamadığımız, tespit edemediğimiz fakat hissettiğimiz sayısız duygular var. Fakat bunların ne anlama geldiğini, bizim bunlarla olan ilişkilerimizin nasıl düzenlenmesi gerektiğini, nasıl ayarlanması gerektiğini konuştuğumuz zaman veya anlamaya çalıştığımız zaman en azından elle tutulabilir olan kısımlarını değerlendirmemiz lazım. Elle tutulabilir olan kısımları mesela muhtaçlara, zavallılara acımak, miskinlere acımak ve onlara yardım etmek istemek. Bu insanın şuuruna taalluk etmeyen bir duygudur. İnsanın şuuruna taalluk etmeyen bir duygudan dolayı insan onunla iftihar edemez ama onu kullanması gerekir. Değerlendirmesi gerekir. Yani benim iradi tercihimi yaptıktan sonra, yani bu kişiye ben acıdım, o zaman acımanın gereği nedir? Yardım etmektirse onu yardım etmektir. İnsanın bu duygusunu iradesiyle, şuuruyla uygulamaya koyması. Yoksa ben fakirlere acırım, ben çok şefkatliyim demek doğrudur, öyle yaratılmıştır ama insanın sorumluluğuna bakan yönüyle insana bir değer kazandırmaz. Yani sorumluluklarını yerine getirmiş bir insan diye kabul edemeyiz. Sorumluluklarını yerine getirmiş bir insan olabilmenin iki aşaması vardır. Bir, gerçekten gereği üzere hareket etmek. Yani yardıma muhtaç olana gerçekten bir fiil yardım etmek. Hangi yönde yardıma muhtaçsa. Mesela insanların imana çok ihtiyaçları var, Rablerini tanımaya çok ihtiyaçları var, bu hayatın fani olduğunu anlamaya çok ihtiyaçları var, ebedi hayatın varlığına, varlığından emin olmaya çok ihtiyaçları var. Herkes bu açlıktan kıvranıyor. Bu açlığı gidermek için çalışmamız lazım. Vicdanımız bu açlığın giderilmesi için daima bizi yazık oluyor bu insanlara. Kendilerini mahvediyorlar. Açlıktan, sahipsizlikten, şu geçici dünyanın geçiciliğinin verdiği sıkıntıdan kıvranıyor bu insanlar diye bizim vicdanımız titremesi lazım. Öyle bir duygu var bizde ve bunun gereği olarak da ne yapılması lazımsa yapmamız lazım. Aç olanı doyurmak mümkün olduğu zaman elinden gelirse doyurmak lazım. Bu birinci aşamasıdır. İkinci aşaması ise bu duyguyu bize vereni tanımaktır. Belki bu ilk öncesiydi ama önce bir pratiğe koyduğumuzda ortaya çıkıyor bu. Bu acıma duygusunu, yardım etme duygusunu, yardımlaşma duygusunu, bu zavallı insanların bu halini gördüğümüz zaman benim içimdeki o cız eden, beni rahatsız eden, hadi bakayım şimdi bir harekete geç diyen bu duyguyu bana kim verdi deme, yani sorusunu sorma şuuruna ulaşmamız lazım.
Onun için soruyu sorduktan sonra biz bunların cevabını bulabiliriz. Yoksa bunlar otomatikman vardır ve herkes de bunu kullanır. Herkes de bunu değerlendirir. Değerlendirmediği zaman kendi vicdan ızdırabını çeker. Ama esas olan bize verilen bu duyguların bize verilmişliğinin farkında olup o duyguları bize veren adına kullanma teşebbüsünde bulunmamız, yani şuuru imaniye sahip olmamız gerekir. Eğer biz şuuru imani ile bize emanet edilen duyguların yönünü onu verenin adına kullanma ya yönlendirirsek, onu verenin adına kullanmaya başlarsak, ondan sonra bu duygular bizim irademizin dışında, şuurumuzun dışında nasiplerini almaya başlıyorlar, besleniyorlar. Bu noktaya çok ince bir nokta gibi görünmesine rağmen pratik hayatımızda mutlaka dikkat etmemiz gerektiğine inanıyorum. Yani bizde şuurumuzu dinlemeyen, şuura tabi olmayan çok duygular var. Ama bu duyguları var etmek, varlığını devam ettirmek açısından söylemiyorum. Bu duyguların bize veriliş maksadını gerçekleştirme açısından söylüyorum. Beni bu duygularla donatarak yaratanın bana niçin böyle bir duygu verdiğini düşünüp onun veriliş, o duyguların bana veriliş maksadını gerçekleştirme açısından konuşuyorum. İnsan farkına varmadan bu duygularının doğrultusunda hareket eder. Yani dinli dinsiz, şöyle ya da böyle, insanların kahir ekseriyeti, yani büyük çoğunluğu çocuklarını korumak ister. Doğumundan onların gelişme çağına varıncaya kadar bakımını yapar, çırpınır. Herkeste bu duygu var. Bunun için ne Allah'a inanmak ne Müslüman olmak şart değildir. Çünkü insanın bu duygusu gayri şuuri olarak uygulamaya geçiyor. Bunun, bu duygunun benim için bir değer olması, değer kazanması, bu duygunun bana veriliş maksadını gerçekleştirme tercihini yaptıktan sonradır. Buraya iyi dikkat edelim. Yani bu duyguyu bana, bu duygu bana nereden geldi? Bunu bana kim verdi? Neden verdi? Bunu hemen çocuğuma bakayım diye otomatikman kullanmak herkesin yaptığı bir iştir. Hayvanların yaptığı bir iştir. Hatta iyi dikkat edersek bitkilerin yaptığı bir iştir. İnsan olarak bu duyguyu yapmak için şuurlu bir karar almak gerekiyor ki ondan sonra, şuurlu bir karardan sonra yaptığımız bütün bu, mesela çocuğumuza bakmak, bebeğin bakımını yapmak, beslemek, onu hayata hazırlamak vesaire, bu şuurlu kararımızdan sonra bizim için bir değer ifade ediyor. Yani ubudiyet, kulluk. O duygunun bize veriliş maksadının gerçekleşmesi söz konusu oluyor. Yoksa herkes, yani ben tekrar tekrar söylüyorum, Ebu Bekir Sıddık çocuklarını büyüttü, Ebu Cehil de çocuklarını büyüttü. Onun, Ebu Cehil'in hanımı da Hint midir ne, tam isimlerini bilmiyorum, o da baba olarak, hanımı da anne olarak çocuklarına süt verdiler, beslediler, baktılar. Ebu Bekir de besledi, baktı. Aradaki fark neydi? Ebu Cehil çocuğunu öldürdü de Ebu Bekir çocuğuna baktı değil. Ebu Cehil'in de çok çocukları var, tarihte okuyoruz. Demek ki öldürmemişler, bakmışlar, büyütmüşler, sağlıklılarmış. Yani tarihi olaylara girip bunu ispat etmeye gerek yok da anlıyorsunuz herhalde. Aradaki fark neydi? Şuura tabi olmaksızın hareket eden duygularımızın bizim için bir değer ifade etmesi,
bize, bizim yaratılış maksadımıza bir katkıda bulunması, o duyguların en azından kendilerinin kullanımında değil ama şuurlu bir şekilde kendilerinin varlığında bizim bir karara ulaşmamız, şuurumuzla bir karara ulaşmamız bizden bekleniyor. Ebu Bekir, Ebu Cehil örneklemesi bunlar. Ebu Cehil ben besliyorum diye o duyguyu kendine sahip kılanın temsilcisidir. Ebu Bekir ise bu duyguyu bana verenin, bana bu duyguyu vermesine karşılık ben de o duyguyu onun adına kullanıyorum, onu tanımak için kullanıyorum ve ben bunu kullanmakla memurum. Bunu kullandıkça, onun adına kullandıkça, yaratıcının adına kullandıkça, yaratıcının hakimiyetini kendime değil onun kendisine bırakıyorum. Yani çocuğum büyüdükçe Rabbim ne kadar da güzel büyütüyor diyorum. Yoksa Ebu Cehil örneği ben ne kadar da güzel çocuk büyüttüme dönüşüyor. İrade-i cüz'iye o duygunun kullanımının istikametini belirliyor. Ondan sonra o duygu istikameti belirlendikten sonra o insanın şuurunun taallukunu, kontrolünü beklemeden hareket eden o duygu anlam kazanıyor. Şimdi paragrafı okumaya dönüyorum ve çok önemli bir konu olduğu için bu açıklamaya ya ihtiyaç hissettim. Çünkü biz kendimizi nasıl yapacağız ki bütün duygularımıza ibadet ettireceğiz. Bütün hislerimizi yaratılış maksadına uygun olarak kullanacağız. Çok hislerimiz, çok insani duygularımız şuurumuzun kontrolü altında hareket etmezler zaten. Ne yapacağız onlar? Onlar bize niçin verilmiş ya diye sorabiliriz. Bu soruları sorduktan sonra parçayı okumaya tekrar devam dönüyorum. İ'lem eyyuhel aziz, ey kardeşim, aziz kardeşim, sevgili kardeşim, şu noktaya dikkat et ki zikreden adamın, yani Allah'ı, inandığı Allah'ı hangi özellikleriyle karar altına almışsa, Rabbim şudur, 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 şu özelliklere sahiptir. Mesela sonsuz kudreti olan Kadir'dir, her şeyi bilen Ali'yimdir, her şeyi ayakta tutan, varlığını devam ettiren Kayyum'dur, her hayata, her hayat sahibi olana hayatı veren Hay'dır gibi kararları almış olan kimseye bu kararları almış olan bir insan Allah haydır, kayyumdur, la ilahe illallah doğrudur diye kararlar alıp da bu kararlarını tekrar eden adamın feyzi ilahiyi celbeden muhtelif latifeleri vardır. İlahi feyzi, bereketi, ihsanı, artık onu ne Türkçe'de feyiz, ışık desek, fazilet desek, ne desek yani. Rabbimizin şefkatini, bereketini, yaratıcımızın bereketini celbeden, çeken çok latifeleri vardır. Bu zikreden adam, yani zikredeni daha önce konuştuk zikir nedir diye. Böyle zikreden adamın çok latifeleri vardır. Bir kısmı kalp ve aklın şuuruna bağlıdır. Karar verir, Rabbim alimdir, beni yaratandır, bendeki duyguların sahibidir benim halikim, bu bendeki duyguların sahibi ben değilim, adını koyayım koyamayayım, farkına varayım varamayayım, her ne olursa olsun bendeki duyguların tümünün sahibi benim yaratıcımdır, o duyguları, o sahibimi tanımak, onun adına kullanmak üzere değerlendirmem lazım kararını almış bir kişi, bu kararı başta almış. Ama duygularının hepsini ne tespit edebilmiş, ne adını koyabilmiş ve belki de çoğunun
varlığının bile farkında değil ama şuurlu olarak kendine baktığında bir insanım diyerek bir sonuca ulaşmış. Bu insanlar kendilerindeki bu duygulara dikkat ettiklerinde bu duyguların bir kısmının akıl ve kalbin kalp ve aklın şuuruna bağlı olduklarını, bir kısmı da şuursuz, yani şuurlara tabi değiller, şuurlara tabi olmadıklarını hissediyorlar veya söylüyor. Kendi de hissetmiş ki yazar da bunu söylüyor, bize de diyor ki sen de dikkat edersen kendinde çok hisler var, bunlar zaten aklın ve kalbin şuuruna, bunların varlığının farkında olmalarına ve kontrol etmelerine müsait değiller. Bu şuurlara tabi değiller. Min haysu la yeş'ur husule gelir. Min haysu la yeş'ur husule gelir. Yani hiç şuurunda olmadan bu duygular çalışmaya başlarlar. Binaenaleyh gafletle yapılan zikirler dahi feyizden hali değildir. Bu çok güzel bir sonuç. Çok ümit verici bir sonuç. Çok sevindirici bir sonuç bu. Gafletle yapılan zikirler dahi feyizden hali değildir. Şimdi arkadaşlar, bu cümleye bakıp da bu çok sevindirici, ümit verici gerçekleri ifade eden bu cümleye bakıp da o halde biz gaflet halinde bulunmalıyız demek istiyor diyemeyiz, değil mi? Bu bir. Affedersiniz. Demek ki gaflette bulunmak iyidir demek istemiyor, değil mi? Yani bunu söyleyemeyiz. Buna çok dikkat edelim. Efendim, gaflette bulunmak istemiyoruz. Her zaman şuurlu hareket etmemiz gerekiyor. Ama her duygumuzu da şuurlara tabi, şuura tabi kılamayız. Şuurumuz onları, aklı veya kalbi şuurumuz onların varlığından bile haberi yok. O zaman peki ne yapacağım ya? Bende o kadar duygular var ki bu duyguların varlığından bile haberim yok benim diye ümitsizliğe de düşmemiz gerekmiyor. O zaman dikkat edeceğimiz nokta, çözüm noktası çok güzel. Önce zikrimizi şuurlu esaslara dayandırmamız lazım. Yani şuurumuza tabi olan latifelerimizi şuurumuza tabi kılarak o latifelerimizin yönünü düzeltmemiz lazım. Onların kullanımına şuurumuzla karar vermemiz lazım. Yani şu kainata bakıp bu kainatın bizim için çok anlamlı bir sergi salonu olduğunu ve bu sergilenenlerin hepsinin de, istisnasız hepsinin de bize yaratıcılarının sonsuz kudrete, ilme sahip olduğunu, hayat vericiliğine, düzenli yaratıcılığına, güzel güzel yaratıcılığına, sevgiyle yaratıcılığına, adaletle yaratıcılığına işaret ediyor olduğunu şuurumuzla karar altına almamız lazım. Ondan sonra daha önceki bölümünde verdiğimiz örnekte olduğu gibi kendimin de yaratılmışlığına ve bendeki bulunan duyguların adını koyayım koymayayım, farkına varayım varmayayım, her ne olursa olsun bunların hepsinin bana kainatın yaratıcısı ve dolayısıyla da benim yaratıcım olan yaratıcı Allah tarafından verildiğine kani olmam lazım. Şuurumla bu karara ulaşmam lazım. Sonra ulaştığım bu karar ile, ben bu karara ulaştım ya, sonra ulaştığım bu karar ile benim yaratıcım Halık'tır, Kayyum'dur, Hay'dır gibi sonuçlara ulaştım ya, işte bu ulaştığım sonuçları şimdi zikrediyorum. Yani tekrar anıyorum. Şimdi tekrar anıyorum. Çünkü önceki zikri çok konuştuk. Zikir dedik ya. Önceki vardığımız bir sonucun tekrar hatırlanması. Eğer önceden varılmış bir sonuç yoksa onu neyini hatırlayacaksın ki? Öyle bir şeyin farkında değilsin ki zaten.
Onun için iyi dikkat edelim. Gafletle yapılan zikirler, bir arkadaşımız da galiba onu soruyor. Gaflet içinde zikirden kasıt nedir? Lisan-ı halimizle fitri olarak yaptığımız zikir mi? Yoksa gaflet içinde de olsa yaptığımız kavli zikirler mi? Ben şöyle tahmin ediyorum. Zaten konunun en başından beri bunu söyledik. Gaflet halinde, gaflet içinde de olsa yaptığımız kavli zikirler kastediliyor zannediyorum. Yoksa lisane halimizde yaptığımız zikirlerin zaten bizim sorumluluğumuz dahilinde olmayan, yaratılışımızda olan duygular, hisler olduğunu bugünkü sohbetimizin başında konuşmuştuk. Herkesin mesela bir zavallıyı gördüğü zaman acıması, herkesin mesela güzel bir çiçek karşısında sevinç duyması, gülümsemesi, hoşlanması, bir çocuğun kelebeği yakalamak için tutamayacağını bildiği halde arkasından sevgi nedeniyle koşması, onunla ilgi kurmak istemesi şuurla yapılan bir davranış değildir. İnsanda gafletle yapılan bir davranış da değildir. Dikkat edelim. İnsandaki olan bir duygudur ama bu duygunun harekete geçmesi için şuurla karar vermek gerekmez. O oradadır zaten. Yaratıcının bize bir ikramıdır o. Bütün duygularda olduğu gibi. Biz şimdi Serhat kardeşimizi de okuyayım da ondan sonra gafil haldeyken zikir yapmak hiç yapmamaktan eftaldir. Nihayetsiz türde letaifin her türlü zikrinden farklı biçimde istifade eder. Kavli zikirleri şuurlu yapmasak bile ruhumuz faydalanır. Şimdi arkadaşım, şunu söylemek istiyoruz burada Serhat kardeşimize de, Makgün'ün sorduğu soruya da cevap, Serhat kardeşimizin yaptığı komentede veya açıklamaya da, her ikisinden de Allah razı olsun ve ikisine de yönlendirilmiş bir cevap mı diyeyim veya ilave yorum diyeyim, ilave yorumum şu olacak: gaflet halinde yapılan zikirde gafleti teşvik ediyor değiliz. Zaten siz de onu söylemiyorsunuz. Zikrin eğer zikir manasını taşıyorsa, artık bir karar verilmiş, incelenmiş, düşünülmüş, şuurla bir karar altına alınmış bir sonucu, şimdi siz evet ben zaten şu kainatın yaratıcısının kayyum olduğuna, her şeyi her an ayakta tutanın o olduğuna karar vermiştim dediniz. Şimdi bu kayyumiyetin, yaratıcıya ait olan bu özelliğin herhangi bir küçücük olayda size o kayyumduru hatırlatan bir olayda, siz kayyum dediğinizde bütün kainattaki olan olayların, yaratılanların tümünün onun kayyumiyetinden çıktığını fark etmeden, yani sırf o olaya münhasır kalmak üzere, o olaya özgü olmak üzere kayyumu andığınız zaman, bu sizin diğer latifelerinizin, insanın diğer latifelerinin, yani bütün diğer duygularının kontrol altında olmayan duygularımızın, o anda aklımıza gelmeyen diğer mahlukların, yaratıkların dahi o kayyum kararından ve onu dile getirmekten nasiplendiğini, Allah'ın feyzinin, yaratıcının feyzinin, evet sen bununla şunları kastediyorsun diyerek sana mukabele ettiğini, senin şuurun dahilinde olmayan duygularının da ondan nasiplendiğini anlıyoruz. Yani hala çok güzel açıklayabildiğime inanmıyorum. Yani bir defa şuurumuz dahilinde olan duygularımızla bir karara ulaşacağız. O kararımızı tekrar hatırlama hareketine, davranışına gireceğiz. Buna zikir diyoruz. Bu zikri yaptığımız zaman şuurumuz dahilinde olmayan, hatta o zikri hatırlamayı yaparken daha önce o hatırlamayı yaptığımız formül diyelim, la ilahe illallah gibi veya bir Allah'ın bir ismi diyelim, bütün kainata gelmiş geçmiş yaratıkların tümüne
tümünü kapsayan bir anlayışla mesela dedik ki ya hay, yani ey bütün hayat sahiplerine hayat verilmiş olanların hayatını veren zat Allah yaratıcı, senin hayat vericiliğini ben tasdik ediyorum dedim. Bu sözüm hay, önceki benim vardığım sonucumdaki şuurlu halimin bütün kapsamını şu anda ikinci defa, üçüncü defa örnek olarak söylüyorum. Söylerken, anarken hepsini içermese bile şuurumla, sanki içeriyormuş gibi feyizleniyor. O duygular nasip insandaki kontrol altında olmayan, diğer duygular da bundan faydalanıyorlar. Biz çok duygumuz var, farkında değiliz diyoruz ya. İstikamet belirlediğimiz için, önce zikir etmekten önce bir istikamet belirledik. O belirlediğimiz istikamette şimdi yürüyoruz. Şöyle bir maddi örnek daha vermek istiyorum konunun açıklanması için. Mesela bir arkadaş çok şuurlu bir şekilde hacca gitmeye karar verdi. Hacca gitmek için bohçasını hazırladı, öyle diyelim. Şimdi bohça demiyorlar artık, bagajlarını hazırladı diyorlar, aynı şey. Affedersiniz. Bağcılarını hazırladı, hacca gitmek için eskiden yürüyerek veya başka hayvanlar, at, deve, her neyse kullanılarak gidiliyordu da. Şimdi uçağa biniyor, arabaya biniyor, otobüse biniyor, her neyse. Hacca gitmek için istikametini belirledi, kararını verdi, diyelim ki otobüsüne bindi. Uçak yolculuğu çok kısa olduğu için örneğimize uymayacak. Otobüse bindi, bir hafta, 10 gün bir yolculuktan sonra oraya varacağı anlaşıldı. Şimdi kararını verdi, hacca gidiyor. Hacca gitmek için hangi anlayış statüsünde, durumunda ise o anlayış kapasitesinde haccın heyecanını taşıyor. Ne olduğunu kimse bilmez. Biz onunla karar da veriyor değiliz zaten. Bir kişi düşünelim, hacca şu anlamda gidiyor diyelim, o anlamda giderken, o anlamla birlikte hac yoluna girdi. Diyelim 2 saat sonra uyudu otobüste. Uyurken hacca gidiyor mu? Gidiyor efendim. O şuurluluğu, yani hacca gitme şuurunda neyi kapsıyorsa, neyi içeriyorsa, o şuurun feyzinden faydalanıyor mu? Evet efendim. Ben böyle anlıyorum. Siz hayır diyorsanız buyurun. Evet efendim. Rabbimiz onu feyizlendiriyor. Mesela diyelim ki hacca gitmekte çok insanın farkına varmadığı, haberi bile olmadığı duygular var. O duyguları ilmini de değerlendirmek suretiyle haccın anlamını o duygulara yüklemiş değil. Olsun. Yüklemesi zaten mümkün değil çünkü o duyguların farkında bile değil. O şuurunun taalluk ettiği duyguları ne kadar eğittiyse, öğrettiyse, onunla bir karara vardıysa, o duygularla bir karara vardıysa, o karara vardığı duygularıyla birlikte hacca gidiyordur. Öbür duyguları, yani kalbin ve aklın kontrolü şuuruna bağlı olmayan duyguları, diğer duyguları o şuura bağlı olan duygular doğrultusunda hareket etmeye başlıyorlar. O yönde gelişmeye, beslenmeye, feyizlenmeye başlıyorlar. Çünkü ben şuurum dahilindeki olan duygulara istikamet verip artık istikametimi hacca yöneldim. Şimdi yolda giderken yaptığım yürüyüşlerin hepsi ayağım hacca gidiyor. Ayağım hacca gittiğinden ayağımın kendinin haberi yok. Ama ayağıma Rabbim hacca gitme feyzi veriyor. Vücudum o tarafa doğru hareket ediyor. Hacca gitme feyzi veriyor vücuduma. Vücudumun şuuru olmaz ki. Değil mi efendim? Bunun gibi diyorum, anlatabildiğim kadarıyla, artık bizim kontrolümüzde olmayan özelliklerimiz de hacca gitme faziletiyle, feyziyle bereketlenirler, donatılırlar diyor.
Serhent'in bir açıklaması var, okuyalım bilerek. Güneşin her şeyi aydınlatması gibi bizde zikir yaptığımızda mevcudiyetimizin her cüzü bu zikirden mütevellit nurdan istifade eder. Biz bunu fark etmesek bile. Evet, doğru. Allah razı olsun. Bu doğrultuda düşünmeye devam edelim şimdi. Güneşin her şeyi aydınlattığı gibi biz farkında olmasak bile diyor. Şimdi efendim, farkında olmasak derken tekrar tekrar ifrat ve tefrite kaçmadan tekrar tekrar o vasat noktayı bulmak için zikrimizi gafletle yapalım demek istemiyoruz. Çünkü gafletle yapılan, zaten gafletle yapılmayı teşvik etmek zikir yapmanın çelişkisidir. Yani zikir gaflete düşmemek için bir hatırlamadır. Ama insan her şeyi her zaman en güzel şekilde hatırlıyor olamaz. Her şeyi, bütün duygularını canlı tutuyor olamaz. Hacca gidiyorum diye siz yanınızdaki bir arkadaşla bir şey konuşmaya başladığınızda o anda o konuşmanın muhteviyatı, içeriği doğrultusunda başka şeyler hatırladığınızda haccı unuttum, ay ben hacca gitmiyorum mu denir. O niyetle o yoldasın zaten. Ama o niyete hangi bilinçle ulaştıysan o bilinç düzeyinde artık ne kadar hatırlamasan dahi senin duyguların o doğrultuda beslenmeye başlıyor. Bu bir. Yani birinci yönü, gafleti teşvik etmiyoruz. Zaten zikir gafletten kurtulmak için yapılır. Ama her zikir yapan kimse her halinde mutlaka bilinçli olacağım derse bu insani gerçeklerimize aykırıdır. Yeter ki zikir yapmanın özünde, zikir yapmaktan maksat önceki verilmiş bir kararın tekrar hatırlatılması olmalıdır. Yani maksadım o olmalıdır. Bütün benim dünyamda en önemli nokta, bütün düşüncelerimizi, duygularımızı, anlayışlarımızı konsantre edeceğimiz nokta, zikir önceden varılmış şuurlu bir kararın hatırlanmasıdır. Ama bu hatırlamayı yaparken o önceden vardığımız şuurlu bir kararın bütün aşamalarını ve detaylarını her an aynı şekilde canlı bir şekilde dünyamızda taşıyamayız. Onun için zikir önceden varılmış bir kararın öz halinde, çekirdek halinde, formül halinde tekrar dünyamıza taşınma teşebbüsüdür. Bu teşebbüsü yaparken biz her zaman en canlı bir şekilde duygularımıza kontrol edeceğiz ve bunu duygularımıza empoze edeceğiz dediğimizde yaratılış gerçeğimize aykırı bir tavrın içerisinde bulunuyoruz. İnşirah Nur yazdı, okuyorum. Zikrin de kalitesi var o zaman diyoruz. Evet, ama bizim dediğiniz doğru. Ama diye şunun için dedim. İnsan zikrederken eski vardığı sonuçları çok canlı bir şekilde hatırasına, şuuruna taşıyamayabiliyor ki genellikle taşıyamaz. O zaman demek ki ben bunun şuurunda değilken bu kelimeleri, bu cümleleri, bu formülleri tekrar tekrar gündeme getirmenin bir alemi yoktur demesin diyor. Sen o cümleleri tekrar dünyaya getirmek suretiyle yine senin iradenin kontrolü altında olmayan, şuurunun kontrolü altında olmayan duygularının o cümleden, o cümlecikten, o formülden senin şuurun taalluk etmese dahi faydalanması söz konusudur diyor. Burası önemli. Sen onları devam ettir. Tekrar gündeme getir. O formülü tekrar gündeme getir. Hemen o formüle hemen yapış yine. De ki la ilahe illallah de. En ufak bir olayı gördün. Küçücük bir karıncanın bir yemi taşımak için çırpınışını gördün. Bunu yavrusuna götürmek için nasıl da çırpınıyor. Bundaki bu duyguyu kim vermiş olabilir diye bir şey sana çok zayıf bir şekilde de olsa hatırlatıp Allah dedin. İşte bu zikirdir.
bu Allah, yani Türkçedeki Allah Allah diye kızdığımız zaman söylediğimiz cümle gibi değil, o zikir değil o. Ama gerçekten önceki varılmış bir hükmün o anda tekrar hatırlamasını yaptığında o Allah cümlesi kelimeciği veya la ilahe illallah cümleciği sana daha önceki yapmış olduğun, varmış olduğun kararın, ulaşmış olduğun anlayışın tümünü sanki dünyaya taşıyan bir çekirdek gibidir. İlmel yakın, annel yakın derecelerindeki zikre bakış ve feyiz hissi de artırıyor o zaman. Evet, bir hani ilmel yakın, annel yakın bu imandaki yakindir. Zikri burada o imandaki yakının, yakinin şimdi zikir şeklinde tekrar hatırlatılması olarak anlıyoruz zikirde. Yani zikirden maksat önceden yapılmış bir tahkikin, bir araştırmanın, bir şuurlu yorumun veya şuurlu fiilin ulaştığı bir sonucu şimdi formül şeklinde tekrar etmek diye tarif ettik. Onu tekrar hatırlamak diye tarif ettik. Bu tekrar hatırlamada insanda bazı duygular var ki o duygular iradenin kontrolü altında değiller. Bu iradenin kontrolü altında olmayan duygular da bu zikirden faydalanırlar. Hacca gitmenin örneğinde olduğu gibi diye anlıyorum ben. Eğer her şeyi en güzel şekilde anlattığımı da zannetmiyorum da, ondan eminim zaten, çok güzel anlaşıldığını da iddia edemem ama en azından bir yerde bir küçücük davranışta Sübhanallah, ne kadar da güzel yapılıyor, şu harika yaratılışa bak demem, sanki bütün kainattaki mevcudatın yapmış olduğu ses tesbihata katılmam demektir. Ama ben küçücük bir olayda gördüm bunu. İşte senin önceki bu cümleyi söylemenden önce senin vardığın bir karar vardı ya, bütün kainattaki yaratılanların hepsi Allah'ı tesbih ediyor manasında Sübhanallah demiştin ya, şimdi onu bir tek olay vasıtasıyla hatırlayıp Sübhanallah demende bütün kainattaki mevcudatın tesbihatına katılmış gibi feyiz alacağından ben şahsen eminim. Çünkü o önceki varılmış olan bir sonucun şu anda komprime halinde, özet halinde, formül halinde tekrar hatırlanmasıdır. İşte bu hali biz orada Sübhanallah deyivermek suretiyle daha önceki yapmış olduğumuz tefekkürlerin, tezekkürlerin, hatırlamaların tüm bereketlerini tekrar dünyamıza taşıyoruz demektir. Serhat matematikte zor problemler için uzun uzun araştırılmaların sonucu bazı formüller bulunur. Benzer problemlerde hemen bu formül kullanılır. Zikir de sanki böyle bir şey gibi geldi bana. Ben bu konuya aynen katılıyorum Serhat. Aynen dediğiniz gibi. Tekrar tekrar artık bir başka formülü, bir başka yeni olayı çözümlemeye çalışırken önceden çözümlediğiniz bir formülü tekrar çözümlemeden sonuç halinde, o ikinci olayın çözümünde sonuç halinde o formülü sokuşturmanız diyeceğim, araya koymanız, hani şöyle şöyleydi ya deyip o formülü koymanız sizin tekrar eski formülü çözmenize gerek kalmadan doğru bir davranış oluyor. Ve zikir o olayda, ikinci bir olayda eski formülü komprime halinde formül olarak söyleyivermeniz eskiden geçirmiş olduğunuz o tefekkürü araştırmaların hepsinin bereketini sizin dünyanıza taşıyor. Halbuki önceden yapmış olduğunuz faaliyette sizin kontrolünüzdeki olmayan duygularınız da nasiplerini almıştı, şimdi yine alıyorlar. Serhat önceden bulunmuş, tasdik edilmiş bir formülü o an tamamen yeniden yazmasak da o an kullanabiliyoruz. Teşekkür ediyorum, çok güzel bir açıklama oldu. Ben de Allah razı olsun diyorum. Gerçekten konunun anlaşılmasına yardımcı oldu diyorum. İnşallah sizler de faydalandınız. Onun için arkadaşlar bir zikredeceğiz. Zikredeceğiz. Zikredeceğiz derken dikkat edelim. Önceden varmış olduğumuz bir kararı anacağız.
Şimdi önceden varılmış bir kararı anarken, tekrar zikrederken eski halet-i ruhiyemizi aynen taşıyor, yaşıyor olmamamız bizi ümitsizliğe kaptırmamalı, onu hatırlatması yetiyor. Ama bu gafletle yapılmayı, zikir yapmayı teşvik etmek anlamında alınmamalı. Zaten metin de bunu söylemiyor. Yalnız gafletle zikir yapmamak çok zordur. İnsan hemen gaflete düşüveriyor. Zikir o gafletten sanki kurtulmanın bir çabasıdır, teşebbüsüdür. Biz bu çabaya, bu teşebbüse çok sevgiyle, ümitle bakmamız lazım. Çünkü biz insanız, zayıfız, unuturuz, gaflete düşüveririz ama her zaman bütün duygularımızı canlı tutamayız. Ama bütün duygulardan maksat neydi? Onu tekrar tekrar buradaki metin doğrultusunda hatırlamak, kendime de hatırlatmak, size de hatırlatmak istiyorum. Şuurumuzun taalluk ettiği hislerimiz, duygularımızı tekrar canlandırmamız lazım. Şuurumuzun taalluk etmediği duygularımız, şuurumuzun kontrolü altındaki olan duygularımızla vermiş olduğumuz karara tabi olarak feyizlenirler. Yani ben kalbimdeki, aklımdaki, hislerimdeki duyguları, hislerimdeki varmış olduğum, ulaşmış olduğum bir sonuç olarak hacca gitmeye karar verdiğimde hac tevhide yürümek demektir. Bir de onu burada örnek olarak kullanırken tevhide yaklaşmak, tevhide doğru yürümek demek, tevhide ulaşmak demek, tevhidin şu dünyadaki temsilcisine kavuşmak demek. Şu dünyada, maddi hayatta nasıl Allah'a inanıyoruz ama alnımızda secdeye koyuyoruz ya, işte o tevhid dünyası, tevhid anlayışını şu dünyada sembolize eden yer ile, hatıralar ile baş başa olmak için karar verip o yola koyulmak demektir. Hacca gitmeye karar verdik, yola koyulduk. Ayaklarımız, cesedimiz, vücudumuzun zerreleri feyizleniyor, ahirette şahitlik yapacak. Duygularımız ona göre yöneliyor. Artık her şeyi tevhid nazarından bakmaya başlıyoruz. Kontrolümüz altında olmayan duygularımız da tevhid nazarından bakmaya başlıyor. Esas söylenilmek istenen nokta bu. Kontrolümüz altında olmayan duygularımız, farkında bile olmadığımız hissiyatlarımız bu doğrultuda yönelmeye, bu doğrultuda gelişmeye, feyizlenmeye başlıyor. Bu haberi alıyoruz bu mesajdan biz, bu buradaki pasajdan biz veya bu paragraftan. Örneğin Serhend'in cümlelerini okuyorum. Örneğin toplamaları bilinen iki pozitif tam sayın, toplamları bilinen iki pozitif tam sayının çarpımının en büyük olması için birbirine en yakın iki sayı alırız, çarparız demiş. Bu da matematikte bir formül. Demek ki biz bunu önceden bildiğimiz toplamları bilinen iki pozitif tam sayıyı herhalde tekrar tekrar çözümlemeye kalkmayız mı demek istiyorsunuz? Herhalde o. Evet. Allah razı olsun. Matematikten anlayanlar daha iyi anladı zannediyorum. Peki. Benim bu konuda söyleyeceğim bu kadar. Sizlerin sorusu, anlaşılmayan nokta kaldı mı? İnşallah haçtaki gafletli feyizle alakalı bir yer aklıma geldi. Allah hepinizden razı olsun. Buyurun yazıyor. Onu bir hacı ne kadar amid olsa kat-ı meratip etmiş bir veli gibi umum aktarı arzın Rabbi azimi ünvanıyla Rabbine müteveccihtir. Bir ubudiyeti külliye ile müşerreftir. Evet, o atmosferden o hacı da orada o atmosfere katılma niyetinde olduğu için ondan nasiplenir. Ama dediğimiz gibi bütün aktar-ı arzın Rabb-i azimi ünvanıyla Rabbine, bütün yeryüzünün dört bir köşesinin Rabbi ünvanıyla Rabbine müteveccihtir. Yani ben burada Allahu Ekber dediğim zaman şu insanların hepsi de o Allah'a Allahu Ekber diyerek mukabele ediyorlar.
anlayışına sahip olur. Evet, übüdiyeti külliye ile müşerreftir derken ondan feyizlenir. Ama bu bizim gaflette kalacağımız anlamına gelmediğini siz de biliyorsunuz, söylemeye de gerek yok. Yani hacca giderken arkadaş boş ver sen git oraya da kurtulursun zaten gibi bir anlayış da değil de, kendimizi ne kadar irade-i cüz'iyemize, şuurumuza taalluk eden konularda ne kadar kendimizi karar vermek suretiyle yetiştirmiş isek, o kadar şuurumuza taalluk etmeyen, şuurumuzun kontrolü altında olmayan duygularımız da ondan faydalanırlar. Efendim burada benim birazcık tereddüt ettiğim nokta şuydu, İnşirah Nur'un yazdığında ki tekrar şöyle bir soruyla katıldı. Ya da gafletli feyiz bir süre sonra gafletten sıyırıyor olabilir mi diye konu, bu ubudiyeti külliye ile müşerref olmak, hacda ubudiyeti külliye ile müşerref olmak bu meselenin anlaşılmasında yardımcı olmuyor gibi geldi bana. Mamafi kendi içinde tutarlı bir şey, kendi içinde tutarlı bir açıklama. Biz onun için gafletli feyiz derken, hangi gafletle yapılan zikirler dahi feyizden hali değildir derken neyi kastediyor gafletle yapılan zikirler? Buradaki hacca gitmekte haccın ubudiyeti külliye olma özelliğinden nasiplenmekten bahsediyor. Fakat burada ise gafletle yapılan zikrin feyizden hali olmadığından bahsediyor. Gerçi paralellik var ama birbirinin izahı tam birbirinin izahı değil gibi. Paralellikten faydalanabiliriz. Paralellikte şöyle görüyorum. Haccın mahiyeti itibariyle ubudiyeti külliye özelliğine sahip olması, oraya giden herkes ister veli olsun ister ami olsun bakar görür ki dünyanın dört bir yanında aynen benim gibi bu kainatın yaratıcısı var, Allah var, Muhammed aleyhissalatü vesselam hak diyen insanlar varmış diye görür ve o atmosferle birlikte o atmosferden feyzini alır. Yoksa ami adam bunu hiç düşünemez, göremez diyemeyiz. O atmosfer o kişiyi de içine alır. Çünkü onun içerisinde bulunuyor. Fakat gafletle yapılan zikirde evet tamamen birbirine zıt değil, karşıt değiller. Paralellik var. Bir insan daha önce şöyle şöyle bir anlayışla şuurunu kullanarak bir sonuca ulaşmıştı. Yaratıcının kayyum olduğunu, yani her şeyi, kainatı yaratıp bırakmadığını, her şey şu anda yaratılan her şey daima onun yaratmasıyla gerçekleştiğini, onun fiilinin sonucu olduğunu, kayyum şu veya bu düzeyde, kendi düzeyinde bir sonuca ulaşarak yaratıcının kayyum olduğuna karar verdi, anladı. Ondan sonra bir halde kayyum, kayyum dedi, eski düşüncelerini tekrar canlı bir şekilde gündeme getirmeden o kayyumdur, o kayyumdur diye hatırladı. Ama eskiden kayyum demek için yapmış olduğu tefekkürün hepsi onun dünyasında değil. Yani kayyum, kayyum diye bir sonuca ulaşmıştı, şimdi onu tekrar ediyor. Zikir eskiden ulaşılan sonucun tekrarıdır. Tarifini unutmamak lazım. Ne kadar bir sonuca ulaşmışsa o sonucu tekrar ettiğinde eskiden ulaştığı sonuç için getirdiği gerekçeler, tefekkürler, tasavvurlar hiçbirisi dünyasında olmasa bile insanın duygularında feyze neden olur. Bu hac örneğindeki hacda bulunan kimsenin ubudiyeti kübradan, ubudiyeti külliyeden faydalanma örneğinde bir paralellik gösterir. Aynilik değil. Onu vurgulamak istedim. Benim anladığım bu. Ama bunlar da hep anlamamıza yardımcı olan noktalardır. Allah razı olsun.
efendim, zamanımız doldu. Tekrar ikinci bir iyileme, yani ikinci paragrafa başlayacak olursak hakkı çok hakikat tecavüz ederiz, sınırı aşarız. Ben burada durmak istiyorum ama sizin bu konuda sorularınız, yaklaşım, yorumlarınız, açıklamalarınız olursa memnuniyetle de dinlemek isterim. Konuyla ilgili düşünceleri olan arkadaşlar duymak isterim. Çünkü bir kişi mesela yemeye başlarken yani genellikle İslam aleminde yemeye başlarken Bismillah demeye çok önem verilir. Güzeldir. Mesela o zaman Bismillah derken diyelim ki Bismillahirrahmanirrahim'in ne anlama geldiği konusunda yazılan bir eserlerde, kitaplarda, insanlardan duyduğumuz her şeyi hatırlamıyor olabiliriz ama orada Bismillah demek hiçbir faydası yok. Hatırlamadığın için, eski kararının gerekçelerini hatırlamadığın için sana bir faydası olmaz, denemez. Ama ne kadar şuurla söylersek o kadar daha etken olur. Feyzi daha hayatımızda hissetmeye başlarız. O ayrı konu. Ama dikkat edeceğimiz şey, gaflet teşvik edilmiyor burada. Gafletle yapın canım, olur denmiyor. Ama ben her zaman aynı şuurda, bilinçlilikte, uyanıklıkta olamıyorum. O zaman bu cümleleri, bu formülleri tekrar kullanmak anlamındaki zikri yapmaya, yani namaz, yemek yemeden önce Bismillah demeye ne gerek var? Çünkü anlamıyorum ki, hatırlamıyorum ki demeyeceğiz. O Bismillah bize hatırlatıcı bir faktör olarak dünyamıza girmesi çok latifelerimizin feyizlenmesine netice veriyor. Onun için gafil bile olsak, gafil olmak maksat değil ama gafil bile olsak önceden vardığımız bir kararı formül halinde tekrar etmek manasında bir kelimeyi ya da cümleciyi zikretmemiz, anmamız feyizden hali değildir diye anladım ben. Bak, arkadaşlarımızdan İlave açıklamada bulunacakları yoksa ben susuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Siz isterseniz yazın, memnun olurum. İnşirah Nur yazdı, okuyorum. Aklıma şöyle bir şey geldi. İnsan her an aynı seviyede kalamadığı için ve gafletten gelen kalın perdeden ötürü birçok hakikati göremiyor. Ancak zikir nevinden yapılan şeyler de o feyizle beraber bir zemin hazırlıyor gibi geldi. Tekrar zikir güzel, doğru. Tekrar zikri tarif etmekte ısrar ediyoruz. Zikir nevinde yapılan şeylerde derken, eskiden ulaşılmış bir kararımızın düşündüm, taşındım, bir sonuca vardım, değil mi efendim? Mesela bazı insanlar derler ki, arkadaş benim çok çorbadan dilim yandı, artık bundan sonra ne derler, ayranı üfleyerek içiyorum de, sözünde olduğu gibi şu tecrübelerden geçtim, artık bu tecrübelerden sonra ben artık böyle bir olay oldu mu şu şekilde davranmayacağım dedim, değil mi? Hemen öyle bir olay geldi, artık o tecrübelerin hepsini hatırlamana gerek yok. Böyle bir teklifle karşı karşıya gelince, ha benim tavrım evet ya da hayır, böyle bir şey olunca evet diyecektim, hayır diyecektim diye direkt uygulamaya geçiyorsunuz. O uygulama haliniz bir zikirdir. Eskiki yaptıklarınız, tefekkürlerin, tecrübelerin hepsini içerir. Ve sizin tüm duygularınızı, sizdeki bulunan tüm insani hislerinizi o doğrultuya doğru yönlendirir, yani geliştirir. Orada evet ben böyle yapmıyorum demek suretiyle. İnşirah temizleme gibi mi, belki o yüzden feyizden hali değil olarak görmüş. Tekrar hatırlamaya vesile olması bakımından ben onların hepsini bilmiyorum diye geri kalmamak için diye anlıyorum. Şimdi ben Bismillah diyeceğim ama onu bir düşünmem lazım. Düşünecek zamanım da yok. Hemen oturdum yemeği yiyip gitmem lazım. Dünyadayız ya. Bismillah demenin ne alemi var? Çünkü hatırlamıyorum ki hiçbir şey demeden
böyle bir düşünceye kapılmadan Bismillah demek gerekiyor diye anlıyorum ben. O Bismillah demek bize yine de bir şey hatırlatıyor. Kesinlikle yeni bir şey hatırlatıyor. Neyi hatırlatıyor? Önceden hatırladıklarımız veya özür dilerim, önceden dünyamıza getirdiklerimizin arkadaşımız yazmıştı, Serhend arkadaşımız, bir formülünü tekrar hatırlayıp dünyamıza koyuveriyoruz. Ki bu dünyamıza tekrar getirmek feyizden hali değildir. Yani hiç feyzi yok. Lüzumsuz bir iş yapmış olmam diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.